Sayın Başkan. Bu kadar net. Gazeteleri beraber okuyalım mı? Şu tabii andan itibaren seve. Savaş Yıldız yönetmen koltuğuna geldi. Savaş, rica etsem gelsin. Şimdi Sayın Başkan, halk ekmeği soracağım. Sonra Salih Tuna da hani şunu söylemeye getiriyor. Sadece siz değil, Ali Babacan'ı falan da eleştiriyor. O da ama beni çok seven yazarlardan. Sizi seviyor belli ama çok böyle usturuplu bir yazı kalemi almış. Seviyorum. Şunu söylüyor mealen. Yani mealen özetlememizi ver. Ya bir algı yapıyor diyor. Başarılı belediye başkanı algısını oynuyor diyor. İşte geçmişte AK Parti'nin yaptıkları işleri bile sahipleniyor. Aslında ne yapıyor? Bırakalım görsün diyor. Ama çok böyle hakikaten usturuplu bir yazı. Bunu yorumlamanızı rica edeceğim. Tamam. Türkiye'nin fotoğrafı bu. Türkiye'nin %80'i yoksulluk sınırında. Sosyal yardımlarınızı sormak istiyorum pandemi zamanında. Çünkü siz göreve gelmeden en çok şunu söylediler. Bunlar gelecekler, sosyal yardımları kesecekler diye bir propaganda makinesi çalışmıştı. Ama önce Allah aşkınıza şu halk ekmek meselesini bize bir baştan aşağı tane tane bir anlatır mısınız? Sizi engellemek istediler mi? En son gelinen nokta nedir? Halk ekmek meselesini anlatmadan önce yaratılan atmosferin geldiği noktayla ilgili bir örnek vermek lütfen istiyorum. Biliyorsunuz geçenlerde bir halk ekmek büfesi Bakırköy'de kundaklandı. Bazı mevzularda televizyonda konuşurken, yorum yaparken, yazar çizerken insanların çok dikkatli olması lazım. Bakınız o vatandaş tutuklandı. Yani tutuklandı. Halk büfesini, halk kundaklayan kişi evet tutuklandı. Biz de az buçuk kim olduğunu biliyoruz, öğreniyoruz. Verdiği ifadede neler söylemiş biliyoruz. Niye kundakladı diye merak ediyorum. Bakın büfeyi yakan şahıs Bağcılar'da oturuyor. Bağcılar'dan geliyor. Arada bir ilçe daha var bu arada, Bahçelievler. Bakırköy'e gecenin o vakti evet geliyor. Bu arada hani bir insan direkt halk ekmeği gözüne koysa Bağcılar'da 15, Bahçelievler'de 22 halk ekmek büfesi var. Geliyor gecenin vakti, cesaretle sabaha karşı 3'te taksiyle beraber geliyor ve orayı kundaklıyor. Şimdi yapılan dil, ortaya konan siyaset, yani halk ekmek üzerinden bir siyasi dil, dilin bir sonucu bu İsmail Bey. Vatandaşın oraya gelip bunu yapmasında birkaç sebebi sorgulayabiliriz. Nedir o sebeplerden bir tanesi? Yani ne söylendi de o siyasi dil buna burayı azmettirdi? Bakın ne söylendi bu siyasi dil ona bu halk ekmek büfesini azmettirdi? Desek ki oradaki halk ekmek büfesiyle ya da oradaki şahısla husumeti var, birbirlerini bile tanımıyorlar. Hiç ilişkileri bile yok. O bakımdan bakın bir sayı vereceğim size. İstanbul'un muhtelif yerlerine 25 yılda 530 halk ekmek büfesi koydular. 530. 25 yılda 530. Aynen öyle. Bunun 110 tanesi de CHP'li belediyelerin olduğu ilçelere kondu o dönemde. Ondan 530. Aynen öyle. Tamam. Ya tek bir gün konuşuldu mu bu? Yok. Konuşuldu mu Allah aşkına? Ekrem İmamoğlu halk ekmek büfesi koyacağım dediği andan itibaren bu konu kavga konusu olmaya başladı. Siz kaç tane koydunuz? İki yılda. Şu anda daha işte yeni başladık. Kaç koyacaksınız? Ki. Bizim de tespitimize göre yaklaşık 150'ye yakın halk ekmek büfesi koymak istiyoruz dedik. Niye? Onu da söyleyeyim. Araştırma yaptı arkadaşlarım. İstanbul'un yoksulluk haritasına göre evet halk ekmek büfesi ihtiyaç olunan ilçelerde ve mahallelerde yok. Yani örneğin mesela ha Bakırköy meydanında var. Bakırköy meydanında var. Ama örneğin Esenler'in bir mahallesinde bizden en fazla yardım alan bir mahallesinde halk ekmek büfesi yok. Daha geçenlerde gittik Esenler'de halk ekmek büfelerini koyduk. Orada mesela hiç gürültü çıkmadı. Hiç gürültü çıkmadı. Tamam. Yani bizim halk ekmek büfesi koymamız gündeme geldiği andan bu kıyamet koptu. Niye? Ekrem İmamoğlu koyuyor diye. Yani yeni bir şey belediye başkanı koyuyordu. Efendim öyle olmaz. Bir sene beklettiler. Bir sene kalktık mobil araçlarla ekmek dağıtmaya. Ya İsmail Bey 1.350.000 adet ekmek üretiyoruz. Bizden önce geldiğimizde bu rakam 850.000'lerdeydi. 850.000'den? Tabii 850.000'e 1'e 100'e çıktı buraya. Bu insanlar yetiyor mu 1.350? Yetmiyor.
yetmiyor. Şimdi temelini attık. İnşallah önümüzdeki yıl Ocak Şubat'ında çok büyük bir tesisi bitireceğiz Hadımköy'de. İnşallah sizi de misafir ekmek etmek isteriz. Tabii tabii. Orayla beraber bu sayıyı 1 milyon 700 750 bin lira çıkartmaya günlük düşünüyoruz. Ekmek günlük ekmek kapasitesini günlük 2 milyona doğru gidiyor. Tabii tabii. Şimdi bu övünülecek bir şey mi İsmail Bey? Günde yani bir vatandaş 1 liraya ekmek almak için bir ekmekte 1 lira cebimde kalsın diye kuyruğa girip ekmek alması övünülecek bir şey mi? Hayır. Ben ama isterim ki aynen öyle. Ben isterim ki benim vatandaşım buna muhtaç olmasın ama muhtaç. Bugünün ekonomik zorlukları insanları buna muhtaç kılıyor. Ekonomik zorluklar var, enflasyon artışı var, işsizlik var. Bunun üstüne bir de pandeminin getirdiği yoksulluk ve işsizlik var. Ben o insanlara ekmek götürmek zorundayım. Ben bunu yapıyorum. Ya şu konsantrasyon nedir İsmail Bey? Bir zabıta memuruna ne pahasına olursa olsun, Ümraniye'de bir zabıta memuruna ne pahasına bu büfeyi koydurtmayacağız. Bu konsantrasyon nedir Allah aşkına? Soruyorum ya bu konsantre, bu siyaset, bunun üzerinden siyaset olmaz yalvardım. Ekmeğin siyaseti İsmail olmaz. İsmail Bey ben çıkarsın baksınlar meclisteki bir iki konuşmamın dışında bakın bu konuya hiç dahil olmadım. Yani bir beyanım bile olmadı. Niye koyulmadı, niye aldınız, niye vermediniz demedim. Uzaktan takip ettim, üzülerek takip ettim. Hatta hani ya beni en çok üzen olay bu. Beni en çok üzen olay bu. Konusu. Ekmek konusu. Bir şey diyeceğim. Ya buna niye karşı? Ben şöyle sorayım. Bakın CHP'li 110 adet CHP'li belediyenin olduğu yerlere halk ekmek kondu. Ya ben de belediye başkanlığı yaptım. Benim olduğum dönemde de Beylikdüzü'ne kondu. Ya karışmadık bile. Çünkü biliyoruz ki vatandaş oraya ihtiyacı olduğu için gidiyor. Bırak koysun. Bırak koysun. Buradan para kazanılmıyor. Bakın ekmek meselesinde bir para kazancı yok. Oraya koyduğumuz insanlar da bu arada şehit aileleri, engelliler, ihtiyacı olan insanlar. O kadar titiz çalışmalar yaptık. Ekmek alanlar da bakın Gülşah İnce 3 hafta kadar önce gitti oraya. En son yaptığı haberde bir tane AK Partili ile konuşmuş. Evladım diyor ekmeğin siyasetim olur ya diyor. Allah aşkına. Sonra bir teyzemiz konuştu. Biz onu 2 gün verdik. Sonra hatta radyolara falan da çıktı. Ya halkımız ekmeği ucuza almak istiyorlar. Bu kadar. Şöyle sorayım mı size? Gerçekten de sizi engellemek mi istiyorlar halk ekmek konusunda? Ya benim aklım yetmiyor. Yani şöyle yetmiyor. Yani ekmeğin daha çok insanlığa ulaşma. Az önce dedim ya yoksulluk haritası. Evet. Niçin çok fazla bizim katkı sunduğumuz vatandaşın olduğu yere büfeyi koyuyoruz biliyor musunuz İsmail Bey? Büyük bir kısmı bizden ücretsiz ekmek alıyor çünkü. Onlara daha yakın olalım diye. Yaptığımız şey bu. Yani bu niye engellenir ya da bu niye istenmez? Bunun üstünde niye tepinilir? Çok anlamsız bir iş yaptılar. Yani ne yazık ki çok anlamsız bir iş yaptılar. Sanıyorum bundan sonra olmayacak. Peki. Halk şimdi gereken cevabı verdi. Yönetmenim Savaş diyor ki abi o sözüne ettiğin fotoğrafı buldum diyor. Bak bu. Şimdi bir de esas bir de Savaş bir de teyzemiz vardı. Gazete yapmıştık hatırlıyor musunuz? Ekmeğin partisi olur mu? Onu da bulun bana. Ben kendim AK Partiliyim. Ekmeğin partisi olur mu? Ya başkanım bir şey soracağım. Ben işsizsem, açsam, yoksulsam ben AK Partili, CHP'li, HDP'li ne fark edecek ki ya? Ben ya devletin vatandaş kurumunu kim yönetiyor? Evet. Büyükşehir Belediyesi'ni şu an Ekrem İmamoğlu yönetiyor. Evet. Kim Ekrem İmamoğlu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, Millet İttifakı'nın adayı, İyi Parti'nin adayı. Yani Ekrem İmamoğlu yönetiyor ve vatandaşına bu katkıyı vermek zorunda. Bir şey daha söyleyeyim İsmail Bey. Evet. Bizim sosyal yardım felsefemizde şu var. Biz diyoruz ki hiçbir vatandaşımız bir yöneticinin ona sağladığı sosyal yardımı lütfen bir lütuf olarak görmesin. Değil. Bu bizim sorumluluğumuz. Bakın bu ülkenin ekonomisi şu anki ülkenin ekonomik verileri kötüyse, bu ülkenin ekonomisi iyi yönetilmiyorsa, vatandaşımız mutsuzsa, işsizse ve biz de ona yardım etmek mecburiyetinde kalıyorsak bu ülkede şu an işsiz kalan vatandaşın alacağıdır İsmail. Devletin de görevidir. Aynen öyle. Lütuf değildir. Peki. Onun için alan el veren eli görmeyecek. Güzel bu yaklaşım önemli. Şimdi bir haberimiz var. Biraz sosyal yardımlara da girmek istiyorum. Ve mesela emeklilikte yaşa takılansınız diyelim. Pandemi zamanında veya yoksulsunuz. Ne yapacaksınız? Önümüzde bayram. 25 lira paramız var.
ve barımı geçirmeye çalışıyoruz. Şimdi bayramı bununla mı geçireceksiniz? Kalan para bu. Eş dost, yardım. Geliyorum sana diyorum ki arkadaşı varsa bana bir 500 lira ver. Öbürüne varıyorum dersin 1000 lira ver. Yasak olduğu için evden çıkamıyorlar ki. İnsanlar sıkışmış durumda, bir yere hareket edemiyorlar. Sokağa çıkma kısıtlamasında eve hapsettiler. Evimize ekmek, aş getiremiyoruz. Geçim sıkıntıları pandemi süreciyle başlamadı ama katlandı. Emeklilikte yaşa takılanlar tam kapanma sürecinde ne çalışabiliyorlar ne de iş arayabiliyorlar. Sadece kapan, iyi kapanalım da ne yiyelim? Ya acaba yarın iş bulacağım mı? Yarın ne yapacağım? Yarın ne yiyeceğim? İnsan kendi kendine artık düşüncede de. İş aramaya çıkıyor, yasak. İşkura gidiyor, 35 yaşını aşmamış iş ilanlarıyla karşılaşıyoruz. Erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Çift dikiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan çift dikiş olmaz diyerek EYT düzenlemesine kapıyı kapattı. Yerel seçim sürecinde vaatler verilse de muhalefetin EYT düzenlemesine yönelik çağrıları yanıt bulmadı. Prim gününü doldurdukları halde emeklilikte yaşa takıldıkları için emekli maaşı alamayan yüz binler tam kapanma sürecinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle günlük dahi çalışamıyor. İcralar için her gün arıyorlar, mesajlar gönderiyorlar. Evdeki eşyaları bile eve ekmek su almak için satıyorum. Zor ay başını getirirken pandemiden dolayı iyice elimiz kolumuz bağlandı, oturuyoruz. Faturaları nasıl ödeyeceğiz? Market alışverişini nasıl yapacağız? Normalde turizm sektöründe çalışıyorum fakat şu anda pandemi dolayısıyla işsizim ve iş bulamıyorum. İleri yaşları nedeniyle kamuda ya da özel sektörde iş bulamıyorlar ama yaşları emekliliğe de yetmiyor. Biz EYT'liler olarak eve hapsedip ne haliniz varsa görün dediler. Çevreden para toplayı toplayı kredilerimi, taksini kapatmaya çalışıyorum. Emeklilikte yaşa takılanların çoğu günlük işlerle geçimlerini sağlıyordu. Tam kapanmayla günlük kazanç kapıları da kapandı. Günlük iş bulabilirse karnını doyuruyor. Günlük iş bulamazlarsa o da yok. Sokağa çıksanız yasak? Yasak. 3500 lira cezası var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soracağız efendim. Tabii çok zor bir dönemde belediye başkanı oldular aslında. Birincisi bütün partilerin belediye başkanları, belediyeler çok zor durumda mali olarak. İki, pandemi koşullarında belediye başkanı oldular. Yani düşünün. Ya mesela düşünsenize belediye başkanı seçilmişsiniz İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya, Mersin'e, Adana'ya. Ama pandemi koşulları ne kadar zor aslında. Üstelik bakın ülkemin tablosunu soracağım İmamoğlu'na. Metropol'ün bir araştırması. Toplumun yarısından fazlası sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Ne kadar üzüntü verici. Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum diyenlerin %27'ye kadar çıktığını görüyoruz efendim. İmamoğlu bize lütfen şunu anlatır mısınız? İstanbul'da bu durum nasıl? Ne yazık ki. Ve ne yapıyorsunuz? Zaten hani İstanbul'da işler iyi değilse bilin ki Türkiye daha kötü. İstanbul'da işler iyiyse Türkiye de iyi demektir. Şu anda yoksulluğun belki de en derini büyük şehirlerde yaşanıyor. Bir de kırsalın şöyle bir avantajı vardır İsmail Bey. Yani yoksulluk pek görünmez, hissedilmez. Ama artık kentleşen Türkiye'de %85'inin kentlerde yaşadığı Türkiye'de 16 milyonun İstanbul'da yaşadığı bir Türkiye'de 50 dairenin, 100 dairenin hatta öyle binalar var ki bir binada 350-400 kapı var yani. Öyle binalar yapıldı artık İstanbul'da. Yoksulluğu yaşayanla diğer komşunun birbirinden haberi bile yok. Dolayısıyla bunların çalacağı kapı kim? En başta birinci sıra belediyeler. Bakınız son bir yılın içerisinde yaklaşık söylüyor, yaklaşık değil, 1,5 milyonu aşkın haneye biz destek olduk. 1,5 milyon aşkın. Ne demek bu? Biliyor musunuz? Ne desteği bu? Gıda desteği, nakit desteği, birçok konuda. Şimdi birkaç örneğini vereceğim. 1,5 milyon aileye. 1,5 milyon aileye. Bakın bu aileye derken bu ailenin yani birebir sadece şöyle söyleyeyim. Sadece muhtarların eliyle 100 bin gıda destek paketi dağıttık 2 yılda. Yani 2 Ramazan'da, 1 yılda. Tam 1 yıl içerisinde. Sadece muhtarların eliyle. Biz 800 bine yakın gıda destek paketini dağıttık evlere. Sadece 1 yıl içerisinde. Ve dediğim gibi 1,5 milyon haneye dokunmak. Bakın birkaç destek noktamızdan bahsetmek istiyorum. Çok önemli. 226 bin sağlık çalışanımızı destekledik biliyor musunuz İsmail Bey şu dönemde. Ne yaptık? 226 bin sağlık çalışanımızdan 1 yıldır biz ücret almıyoruz. Ha, toplu taşımadaki. Tabii. Kaç kez kullandılar biliyor musunuz toplu taşımayı?
56 milyon kez. Sağlıkçılar. Evet. Bize maliyeti ne? 225 milyon lira. Yani katkılarımız aslında bu dönemdeki yoksulluğu paylaşmadaki isteğimiz, arzumuz o kadar yüksek ki. Bakın anne kart sağladık. Bu zor günlerde anne kart. 116 bin annemiz başvurdu ve bizden kartlarını teslim aldılar. Ve 11,5 milyon kez o anneler aşıya giderken, doktora giderken bizim kartımızı ücretsiz kullandılar. Bunun gibi sıralayabileceğimiz o kadar desteğimiz var ki bugüne ait, bugüne özel. Yani peki bu 1,5 milyon insan bize niye başvuruda bulunuyor? Niye bizden gıda desteği istiyor? Keyfen istemiyor. Belki de İstanbul ilk defa bu kadar yoksulluğu derin yaşıyor. Bir de pandemi var ya. 300 bini aşkın insana nakit desteği veriyoruz. İsmail Bey, sırası gelmişken şunu söyleyeceğim. Allah aşkına. Nedir? Defalarca sözde talep ettim İçişleri Bakanımızdan. Allah aşkına. Bizim o bağışla topladığımız bize göre usulsüz değil, size göre usulsüz, sorgulaması devam ediyor vesaire vesaire. Ya niye bloke duruyor? Ne kadardı o? 5 milyona yakın bizim bloke. Ankara'nın var ufak bir rakam. Açsın bunu, değil mi? Ya Allah aşkına ya. Ya biz bunu fakire dağıtacağız. Bakın bir yıl oldu İsmail Bey. Ve efendim şurası eksik, burası eksik. Şöyle. Ya yapmayın. Bakın Allah'a da 5 milyon bak, değil mi mübarek günlerde? Ya 5 milyon lirayı biz şu anda insan ki biz bir Ramazan'da kısmını dağıttık. 6 milyon lira civarında bu bloke konmadan çekmiştik ve daha nasıl mutlu oldu insanlar biliyor musunuz? Her haneye 500 lira yükleyip kartını verdi. Başkanım olmaz mı? Bak dün akşam ana haberimizde vardı. Gaziantep'te Fatma Şahin yapmış, İzmir'de Tunç Soyer yapmış. Ya veresiye defterlerini falan kapadı. İnsan, nasıl bir... Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize son belediye başkanları toplantısında lütfen bunu yayın dedi. Biz de yapıyoruz. Veresiye defterleri. Tabii tabii biz de yapıyoruz. Yani biz yapıyoruz, duyurmuyoruz, yapıyoruz, yaptırtıyoruz, insanlara rica ediyoruz vesaire. Askıda fatura meselesi 50 milyon lirayı buldu. Yani insanların birbirine destek olduğu mekanizma artarak devam ediyor. Ben herkese de davet ediyorum. Lütfen olan şundan çekinmesin. Ben buraya veriyorum nereye gidecek? Verdiği, orada ödediği bir fatura, orada destek olduğu bir aile paketi ya da öğrenci bursu ne varsa bilsinler ki tespitli bizim tespit ettiğimiz tamamen objektif. Tespit ettiğimiz insanlara gidiyor, ailelere gidiyor. Yani en iyi aracı kurum biziz bakın. Bir şey söyleyeceğim. Şunu bir özetler misiniz? Nasıl yapacaklar? Şimdi bizi izleyenler katkı vermek istiyorlarsa bu mübarek günlerde dayanışma içinde olacak. Nasıl yapacaklar? Ben şöyle söyleyeyim. Daha da ileri gideyim. Evet. Fitrenizi ve zekatınızı veriyorsunuz. Lütfen askıdafatura.com'a girin. Askıdafatura.com'a girin. Evet. Orada çok kolay kredi kartınızla çok kolay seçeceksiniz. Fatura mı ödemek istiyorsunuz? Mesela fatura sırayla geliyor zaten. İstediğiniz orada 50 liralık fatura da var, 100 liralık fatura da var, 150 liralık fatura da var. Faturayı seçiyorsunuz. Ödeme tuşunda sizden bilgiyi alıyor. Ödemeyi yapıyorsunuz bitti. Ya bir kişinin faturasını ödüyorsunuz. Bir dakika aynen öyle. Ve o aileyi mutlu ne ediyorsunuz. Ne kadar sevap. Ödenmemiş, ödeyememiş faturasını ödüyorsunuz. Biz ne faturası bu arada, var böyle? Su faturası. Bizim zaten gaz ve su. Gaz ve su. Gaz ve su faturaları var. Artı biz orada başka paketlerde yükledik. Bir aileye de destek olabiliyorsunuz. Güzel. Bir bebeğe de destek olabiliyorsunuz. Yani bir bebeği olan aileye destek olabiliyorsunuz. Onun mama, bez. Tabii tabii. O konuda bir limitler var. Koyulmuş aileye mesela diyorsunuz ki aylık 100 liralık paketi çok seçiyorum. 150 liralık paketi seçiyorum. Öğrenciye de destek olabiliyorsunuz. İsmail Bey 10 bin yeni doğan bebeğimizin ailesine bir beşik paketi hazırladık. Onun da bir bölümü dayanışmayla yürüdü. Çok güzel bir beşik. Ben İçi onu dolu verdim, dolu. Haberini verdim. Çok teşekkür güzel. Ediyorum gördüm. Ben verdim. İçi onu. Dolu dolu. Ve 4 aylık bir bebeğin ihtiyacını çözecek bütün her şey içinde var. 4 ay. Ve bir güzel bir şey daha yapıyoruz. Sadece o 4 ayla bebeğimizi bırakmıyoruz. 1 yaşına kadar aileyi bizim uzmanlarımız ziyaret etmeye devam ediyor. Çocuk gelişimle ilgili. Profesör Selçuk Şirin'in kitaplarını koyduk içine. Annenin çocuk gelişiminde ona okuyacağı bazı terimler, onun belki büyüdükçe karıştırabileceği... Yani biz amacımız ne biliyor musunuz? İyi bir gelecek hazırlamak. İyi bir gelecek hazırlamak için bizim bu kentin ne yazık ki yoksul ailelerinin çocuklarına doğduğu andan itibaren sahip çıkabilen bir yönetim olma becerisi. Orada da bırakmıyoruz. Kreş meselesi.
Bakın 150 kreşe doğru gidiyoruz. Benim arzum şu 15 bin çocuğu hayata yetiştirmek. Bütün bu işleri bakın yani ya 100 son sayıyı söyleyeyim size. Halk süt olarak bakın halk süt olarak 120 bini aşkın çocuğumuza her gün bir bardak süt içeceği kadar süt desteği veriyoruz. Başka bir şey daha yapıyoruz. O sütü de yine bu coğrafyanın çiftçilerinden alıyoruz. Daha ileriye gideyim. Belki gördünüz 2 yılda yaklaşık 8 milyona yakın fide dağıttık çiftçimize. İstanbul'da tarımı da destekliyoruz. Günün sonunda biz bu şehrin kırsalından en böyle yoğun apartmanlaşmış bölgesinde yoksul yaşayan, yoksulluk çeken vatandaşına kadar elini uzatan vicdanıyla, toplumun vicdanıyla, toplumun bütçesiyle onun yanında olmayı en üst seviyede başaran bir belediye yöneticisi. Peki şimdi sorulara bakıyorum. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu diyor ki ilgiyle izliyoruz. Yerel yönetim yasasının etkin hale getirilmesi yani belediye başkanlarının iş yapması daha işlevsel hale getirilebilir diyor. Mesela il tarım müdürleriyle çalışabilmeliyiz diyor. Bir öneride bulunuyor. Bütün kurumlarla çok işbirliğiyle çalışabilmeliyiz. Sağlıklı. Şevki Bodur taksi projesi vardı Sayın Başkanım çok önemli. Ne oldu sahil taksi projesi? Yani bir UKOM üzerinde tepiniyoruz diyeyim. Geçen ay UKOM yapılmadı ama açık söyleyeyim taksi meselesini engelleyen akıl İstanbul halkına hizmet etmek istemeyen akıl. Bakın taksi önerimizi engelleyen akıl bu. Daha ötesini söyleyeyim samimiyetsizliklerini belirtmek adına söylüyorum. Hatları kapanmış. Evet. Yolcu taşıyamıyor artık. Evet. Niye metro konmuş oraya? Niye başka araçlar eklenmiş o bölgeye? Minibüsçülere dağıtılmak için 750, yine hatları kapanmış olan dolmuşlar için de 250 adet taksiye bile onay vermediler. Bakın buna bile onay vermediler. Peki tamam bunlar engelliyor da siz durdu ne yapacaksınız? Ama biliyorsunuz UKOME'nin yönergesini değiştirdiler. Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde olan kendi kurumları ve katılımcı kuruluşlarla karar aldığı mercide bizi azınlık haline getirmek için ilave 4-5 kurum daha katarak biz şu an UKOME'de azınlık durumuna geldik. Siyaset dönüyor. Orada da engelliyorlar öyle Siyaset mi? Dönüyor. Yani aynen bu taksi projesini engelliyorlar. Tabii. Çok acı. Bir kişi el kaldırıyor ben gittim bir kez gittim yüzleşmek için gittim. İsmail Bey o kadar kötü bir fotoğraf. Ama ne diyorlar yani engellerken ne ya, diyorlar? Bir akıl yok. Ne mantığı bir şey ne? Yok sadece taksi birçok konuda. Yani orada bir kişi merkezden elinde cep telefonu talimat bekliyor. Talimat el kaldırıyor oradaki diğer 13 kişi de el kaldırıyor. Bak aynen böyle. Hiç abartmıyorum. Naklen yayınladım. Yine gideceğim UKOME'ye. Bakın yine gideceğim bu konuya. Bakın kamuoyu baskısı oluşturun. Bu ya taksi oluşturuyoruz efendim. %95'i bu toplumun %95'i taksiden memnun değil. Evet değiliz. Daha ötesini söyleyeyim mi? On binlerce taksinin başında direksiyon sallayan taksi esnafı da memnun değil. Biz tümden bu süreci regüle edecek, kaliteli hale getirecek bir mekanizmayı hazırladık. Şimdi efendim takmışlar pandemi. Ya arkadaşlar pandemiyle ilgisi yok. Bir taksi sürecinin hazırlanması bile bir buçuk yıl, iki yıl buluyor. Yani böyle hemen bugün aldık, yarın sokağa çıkacak bir sistem tariflemiyoruz ki. Belki geçen sene bu işe başlamış olsaydık bu senenin sonbaharında tamamıyla harekete geçer hale gelecektik. Biz bu konuda ısrarcıyız. Önümüzdeki belki UKOME olmaz ama bir sonraki UKOME'de mutlak bizzat katılıp bu işin mücadelesini orada da vereceğim. Peki. Şimdi Ali Bey Ankara'dan bir soru soruyor. Belediyenin işe eleman alımını bir anlatır mı diyor. Eskiden çok çektik diyor. Bu arada bizim ekipten de Tomakin diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi 278 zabıta memuru alacak diyor. Onu kısaca bir anlatır mısın? Nasıl alıyorsunuz? Şimdi bizim zabıta memuru ve mesela itfaiye memuru alımı yaptık geçenlerde. Yine zabıta memuru aldık. Bunlar ilave ve bir kontenjan belirledi bakanlık. Biz o alımları yapıyoruz. İsmail Bey tümden şeffaf. Hı hı. Görüntülerini siz de yayınladınız. Ben hatırlıyorum mücadele ederken. Evet. Bakın kameralar önünde, uzmanların önünde. 25 yılı yöneten anlayışın huzurunda şunu soracağım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin doğru dürüst bir ilanını gördüğünüz oldu mu? Büyükşehir Belediyesi'nin önünde insanlar kuyruğa girip iş başvurusunda bulunduğunu gördünüz mü?
Bakın tümüyle şeffaf odalarda mülakatların yapıldı. Kocaman bir salonda sınavın yapıldı. Eğer fiziksel bir deneyim gerektiriyorsa zabıta gibi, itfaiye gibi yine kameralar önünde yani bir nevi nakle yayın verir gibi mücadelenin yapıldı. Tümden şeffaf bir biçimde alım yapıyoruz. Bakın bu ülkenin en büyük sorunlarından birisine biliyor musunuz? Gençlerinize şu umudu veremiyorsunuz. Nedir o? Ben çalışırsam, azmedersem, mücadele edersem başarırım. Bu değil de şu geliyor insanların aklına. İşte eskiden buydu başkanım. Bak benim FETÖ'yü, FETÖ'nün en büyük suçu budur. Sizi Türkiye'de. Kütahya'dan da alıp getiren o, beni de Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Cevizli köyünden de alıp getiren o. Cumhuriyetimiz bakın, budur aslında budur. Bizim. Şimdi bugün gelinen noktada şu geçerli. Adamın var mı yok mu? Biz de diyoruz ki benim her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın benim şu an yönettiğim kuruma başvurma hakkı olduğu gibi kendi becerisiyle, birikimiyle kazanma hakkını karşılayacak bir yönetim olacağız. Bakın gittiğim birçok ben işe aldığımız insanlarla mutlak bir görüşme yapıyorum. Yani topluyoruz onları 200 kişi, 100 kişi neyse. Geçen bir toplantıda şunu söyledim. Hepinizin torpili var dedim. Hepinizin. Hepiniz buraya torpilli girdiniz. Nedir o torpil biliyor musunuz dedim. Kendi beceriniz, kendi biriktirdikleriniz. Sakın, sakın ama sakın birisine, bir kişiye tabi olmayın. Kendi biriktirdiklerinizle var olun. Güçlü bireyler, güçlü toplum var eder İsmail Bey. Eğer bu tarzda birilerine tabi, birilerine dönük böyle boynu bükük bir toplum var ederseniz o toplumdan ne yazık ki hayır gelmez. Bak Sayın Başkan burada öyle insanlar geldi ki bana dediler ki ben CHP'liyim İsmail Bey dedi filanca sizin kuruluşlarda işte karım da CHP'li biz dedi yıllarca dedi mağdur edildik bu AK Parti döneminde ama dedi başkan beni getirmedi oraya dedi. Benim yerime dedi bir başkasını getir dedi. Kim o dedim ismi. O dedi AK Partili dedi. Peki işini yapıyor mu dedi. Yapıyor dedim. Tamam mı? O zaman doğru yapmış dedim. Çünkü tabii. Ben sizin göreviniz AK Partili CHP'li değil ki. Yani gayet onu ayırt etmeyeceksiniz. Kaldı ki. Kualifikasyona yani yeteneklere aynen, bakacaksınız. Aynen öyle. Haksızlığı eksik olabiliriz ama eksik yapmış olabiliriz ama şunda netiz. Bir insanın birikimine ve biriktirdiklerine bakıyoruz. Kabiliyetine bakıyoruz. Gerisi boş. O bakımdan bizim her açtığımız sınava gönül rahatlığıyla vatandaşımız başvurduğunda şunu bilsin. AK Partili'dir. Ben şunu yaşadım biliyor musunuz? Hatta bir ziyarette dedi ki genç bir vatandaşımız hatta Muş'tan gelmiş böyle iki genç kız da vardı yanında zabıta alımlarında. Başkanım geldik bu işte fiziksel mücadele kısmına gireceğiz. Şuna inanıyoruz giremesek bile hakkımızla giremeyiz. Yani hakkı, giren de hakkıyla girmiştir'e inandık diyor. Onun için teşekkür ederiz. Peki işte aradığımız bu. Olay bu. Yani yoksa partili olsun tabii, olmasın. Tabii. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bir tweetini seçmiştim İmamoğlu'na sormak üzere. Şimdi Kılıçdaroğlu bir çıkış yaptı Sayın Başkan. T24'te Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlarken Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız. Paralarını ödemeyeceğiz. Bizden bir banka kredisi verirse günü geldiğinde o da görür diyor. Kanal İstanbul. Sayın Genel Başkanımızın ifadesine %100 katılıyorum. Ben de buna dönük bir beyanım olmuştu hatırlarsanız. Ne demiştiniz? Yani dediğim şuydu. Kanal İstanbul sürecine dahil olacak olan finans kuruluşu olabilir, yapımcı firma olabilir. Kazanacağı paraya bakmayız biz. Türkiye'ye, İstanbul'a ihanet eden bir proje ise bu proje ki biz bunu beyan ediyoruz, açıklıyoruz, belgeleriyle açıklıyoruz. Belgeleriyle açıklıyoruz. İhanet eden bir projeye destek olan hangi unsur varsa hukuki olarak bunun mücadelesini vereceğiz demiştim. Genel Başkanım daha da ileriye taşıdı meseleyi. Bence %100 doğru. Bakınız. Bakınız. İki örnek vereceğim evet. Size. Cemal Saydam'ı, Profesör Doktor Cemal Saydam'ı bütün bilim alemi bilir. Herkes bilir. Çok özetle yani hızlı hızlı. Kanal İstanbul yapılırsa su akışından bahsediyor ve bu su akışının Karadeniz'den gelen akıntının İstanbul'a nasıl bir birikim yapacağını, kanalın nasıl bir yükleyeceğini söyleyerek şunu diyor.
Marmara'nın diyor, zaten Marmara'yı bir astımlı çocuğa benzetiyor. Zor durumda. Yani Marmara zor bir denizdir diyor. Korumamız gereken bir denizdir diyor. Sıkıntıları bol bir denizdir diyor. Marmara'nın alt tabakasındaki oksijen biter. Oksijen biter ama bakteriyolojik parçalanma devam eder. Oksijenle devam eder. Serbest oksijen bulamazsa gider. Sülfattaki oksijeni bulur. Sülfattaki oksijeni de çekince deri geriye es kalır. Yani kükürt kalır. O kükürt de hidrojen sülfüre döner. Hidrojen sülfür de çürük yumurta kokusudur. İstanbul artık Marmara Denizi, sadece İstanbul değil, bütün Marmara Denizi bir çürük yumurta kokusuna döner diyor. Onun için diyor ki Kanal İstanbul projesini, beton kanal projesini rafa kaldırmayın. Atın diyor. Tümden atın diyor. Bilim 20 yılımı ben Marmara'ya verdim Naci diyor. Naci Görür de bunu diyor. Naci Görür de diyor. Bakın başka bir şey söyleyeceğim size. Geçen tartışma yaptılar. Efendim 7 tane köprü. Bu bizim çizgimiz değil. Yani o bakanlığın kendi hazırladığı. Bir sabit hazırladığı, tutun öyle bir dakika. Tabii, evet, evet. Bakanlığın kendi hazırladığı 7 noktadan köprü geçişi. İstanbul. Bu Kanal İstanbul mu? Tabii tabii Kanal İstanbul'un. Şu açılacağı söylenen. Yani şu Kanal İstanbul. Evet. Şurası da o imara açılacak yerler. Şu kenarında sarı gösterilen tamam. Yerler. Şurada 7 tane köprü. Şimdi şu ekonomiyi konuştuk değil mi az önce? Ekonomi konuştuk. Burada bir köprü yapımına başlanıyor. Geçen sene ihalesi yapıldı. Yani şuradan küçük bölümden alabilirseler kablo destekli köprü profili diye şuradan gösterebilirlerse şu tarzda aslında bir nevi asma köprü diyebileceğimiz bir köprü. Yeni köprü yapacaklar. Böyle. Yeni köprü. Öyle evet. Geçen yıl ihalesi yapıldı biliyor musunuz? Geçen yıl. 8.3 milyar lira. Efendim neymiş? Köprü ve çevre yollarıymış. Doğru. Her köprünün çevre yoluna ihtiyacı var. İsmail Bey 8.3 milyar. Geçen sene şu andaki döviz kuru ve fiyat artışlarıyla beraber bunun en az bedeli 11 milyar lira. 11 milyar lira. 8 köprü kaç lira olacak o zaman? Siz çarpın ben çarpmayayım. Şurada yoksulluğu gösterdiniz değil mi? Evet. Ya İstanbul'un Allah aşkına şu yoksullukta, şu pandemide EYT'lileri gösterdiniz az önce. Bu yoksulluğu yaşayan İstanbul'da siz kalkıp da böyle bir yatırım için öyle çaba gösteriyorlar ki. Daha ilerisini söyleyeyim mi size? Bununla ilgili para bulamadıkları için ilk defa bir kanun maddesi çıkarttılar bu ihaleyle ilgili. Bu ihaleye dair firmanın kredi bulması için bakanlık kefil olmasının önünü açan bir kanun da çıkarttılar. Para yok. Borçlanacağız. Ve bir kanal yapacağız. Bana göre kendileri yaptılar. Film tanıtım filminde yazıyor. 65 milyar dolarlık yatırım. Ben yapmadım. Kendileri yaptılar. MIPIM fuarı vardır Cannes'da, Fransa'da. O fuarda bunu gösterdiler, tanıttılar, anlattılar. Davet ediyorlar bütün yatırımcıları. 65 milyar dolar. Şimdi siz bu ülkenin geleceğini ipotek altına alacaksınız. Hazinesini İpotek altına alacaksınız. Ondan sonra da vatandaş bunu cebinden ödeyecek. Bu riski gören Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu da bunu demeyecek. Gayet tabii diyecek. Yani geleceğini ipotek altına alan, İstanbul'a ihanet eden, doğasını mahveden beton kanala karşıyız ve bu süreci destekleyen hangi kurum varsa ben inanıyorum ki 2 yıl sonra bu ülkede seçim zamanında olursa, 2 yıl sonra bu ülkede iktidar değişecek. Değiştiğinde de genel başkanımızın ki katılıyor, inanıyorum ki ittifak partimiz olan İyi Parti'nin de fikri aynı yöndedir. Gerektiğinde onun hukuki mücadelesi verilir. Peki Sayın Başkan.